Merhaba. Desita yazılım tarafından hazırlanan bu videoda SolidCAM 2015 ile 3 eksen HSM Finish doğrusal ya da farklı bir deyişle paralel işleme nasıl yapılır sorusunun cevabını bulacaksınız. İşler frezeleme ekle HSM diyerek Finish bölümüme geçiyorum. Doğrusal işleme sekmesini belirliyorum. Resimlerle bana nasıl bir işlem yapacağını gösteriyor. Geometrimi, hedefimi otomatik olarak kendisi tanıdı. Takım seç diyerek küresel bir takım seçiyorum. Örneğin altılık bir küre olsun. Bilgi kısmından devir ve ilerlemelerini belirliyorum. İşleme sınırlarından istersem istediğim herhangi bir bölümü işletebiliyorum. Bunun için de şu anda otomatik dediğimde tüm bölgeyi olduğu gibi işleyecektir. Ancak kullanıcı tanımlı diyerek, bir sınır belirleyerek veya seçili yüzeyler diyerek sadece bu yüzeyleri tanımlamak istiyorum. İşlenecek yüzeyler burası ve istersem burası. Sadece bu yüzeylere bir takım yolu çıkartmasını istiyorum. Takımın ortasına kadar çıkmasına izin veriyorum. Yani bu alanın ortasına kadar takım gelebilir. Pasolarda duvarda talaş bırakmayacak, tabanda talaş bırakmayacak. İşleme toleransı %1 olacak. Yana kayması %6 olarak belirlenmiş. Sıfırdan eksi 80 olarak gözüküyor. Ancak ben sadece bu yüzeyi seçtiğim için sadece bu yüzeye bir takım yolu çıkartacak. Bağlantılardan tek yönlü, çift yönlü ya da yukarı veya aşağı doğru işlemeler yapabilirim. İstersem sıralamalarıyla oynayabilirim. Başlangıç bölümlerini. Başlangıç noktalarını belirleyebilirim. Girişte dik veya helis girişlerle işlem yapabilirim. Kaydet ve hesapla diyerek operasyonumu hesaplatıyorum. Hesaplama işlemim gerçekleşti. Ürün ağacımdan menümü açtığımda sadece istediğim bölgeye takım yolu çıkarttığını göreceksiniz. İstersem katı simülasyon olarak görebilirim. Simülasyon yaptığımda operasyonum bu şekilde tamamlanmış oldu. SolidCAM 2015 ile 3 eksen HSM Finish doğrusal paralel işleme nasıl yapılır isimli videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.